Merhaba arkadaşlar, yeni bir ünitede yine beraberiz ama bu seferki ünitemiz çok eğlenceli. Adventures, yani macera ünitesi. Öncelikle önemli kelimelerimize bir bakış atacağız, arkasından yapılarımızı öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Equipment, ekipman, malzeme demek. Yani bir spor macerasına çıktığımız zaman kullanacağımız ekipmanlar, malzemeler genel adıyla equipment olarak adlandırılıyor. Drown, suda boğulmak demek. Attacked, saldırmak demek. Safe landing, güvenli iniş demek. Require ise gerektirmek. Yani spora çıktığımız zaman, maceraya atıldığımız zaman bizim için gerekli olanlar, ihtiyaç duyduklarımız require olarak adlandırılabilir. Gain, kazanmak demek. Abroad ise yurt dışı. Peki gittiğimiz yerde konaklamamız gerektiğinde kalacağımız yerlerin genel adı, konaklamanın genel adı accommodation. Eğer kaldığımız yerde verdiğimiz fiyatın içine her şey dahil ise o zaman all inclusive kelimesi kullanılıyor. Individually, bireysel olarak yapılan sporlar. Peki bu sporlar kapalı alanda yapılıyorsa işte o zaman bunlar indoor sports. Bir de outdoor sports var. Outdoor sports, bunlar da açık alanda yapılabilen sporlar. Biliyorsunuz her spor hem içeride hem dışarıda yapılamıyor. Bazıları içeride, bazıları dışarıda, bazıları hem içeride hem de dışarıda yapılıyor. Instructor ise herhangi bir alanda eğitim alıyorsak bize o eğitimi veren kişiye, yani eğitmene instructor deniyor. Stuntman ise dublör demek. Dublör, aktörlerin ya da aktrislerin filmini çekerken hareketli ve önemli sahnelerde yaralanmalarını engellemek için onlar yerine o rolü yapan ve onlara benzeyen kişilere stuntman deniyor. Coal miner ise madenci demek. Firefighters, gördüğünüz coal miner, burada madencimiz. Şunu çizelim. Firefighters ise itfaiye erleri, firefighters olarak adlandırılıyor. Archery ise okçuluk sporu. Succeed, başarmak demek. Age range ise yaş aralığı. Peki herhangi bir yere ulaşım için kullanacağımız kelime transportation çocuklar. Hemen gelelim diğer kısma. Adventure demiştik, macera. Macera tutkunu insanlar için evet, adventure lovers diyebiliriz. Adrenaline seekers, yani adrenalin tutkunu insanlara bu kelime kullanılabilir. Macera için yanıp tutuşan her türlü ekstrem sporları, yani ekstrem sports dediğimiz uç nokta sporlar. Ne demek ekstrem sporlar? Yani normalden birazcık daha tehlikeli, herkesin yapamayacağı, gerçekten adrenalin seekers olan, adrenalin tutkunu olan insanların yapabileceği ekstrem sporlar, ekstrem sports olarak adlandırılıyor. Individual sports, zaten bireysel demekti individual, bireysel olarak yapılan sporlar tek başına. Team sports ise, bakın bunlar bir kelime, takım halinde yapılan sporlar. Örneğin basketbol, voleybol or futbol. Bunlar hep takım halinde. Tek başına oynadığınızda bir anlam ifade etmeyen sporlar. Mountainous road, dağlık yol. Hills ise tepeler. Gördüğünüz gibi ufak ufak tepeler. Hills. Cliff ise uçurum, kayalık. Yani bakın bir dağ, mountain, dağ. Mountainous road, dağlık yol. Hills, bizim tepelerimiz, çok dağlık kadar olmayan. Cliff ise uçurum, kayalık. Overland track, bakın kara yolu. Özellikle bu dağlara, tepelere, uçurum, kayalık yerlere arabayla gidilebilen yerler varsa buraya kara yol deniyor. Desert, çöl demek. Ocean, okyanus demek. Historic places, tarihi yerler. Özellikle çok çok geçmişte eskiden kalan, günümüze kalıntılar aracılığıyla bize ulaşan yerler, tarihi yerler. Örneğin Efes antik kent historic place olarak adlandırılabilir. Historic structures ise tarihi yapılar, yani aynı şekilde geçmişten kazıntılarla elde edilen yapılar, historic structures. Destination, varılacak yer, yani gitmek istediğimiz yer, bizim destination'ımız. Türkçe'de de destinasyon diye bazen kullanılıyor. Journey, gezi, yolculuk demek. Yapacağımız seyahatlere kısaca journey diyebiliriz. Scenery ise manzara. Giderken, gezimiz, yolculuk esnasında, bir journey esnasında
etrafımızda gördüğümüz bütün güzellikler scenery olarak adlandırılıyor. Culture, kültür demek. Experience ise deneyim. Yani gittiğimiz yolculuktan, yaptığımız sporlardan edindiğimiz her türlü deneyim bize experience olarak katkı sağlıyor. Qualification ise yeterlilik demek. Özellikle bu adrenalin içeren ekstrem sporları yapmak için mutlaka bir yeterliliğimizin olması lazım ki kendimizi yaralamayalım veya kötü şeylere yol açmasın. Bir diğer kelimem adventurous. Adventure zaten macera demek. Adventurous ise macera dolu. Yaptığımız eylemin, sporun adventurous olması gerçekten birazcık ekstrem, birazcık böyle daha adrenalin içeren olayları içeriyor. Amazing, şaşırtıcı. Ambitious, hırslı. Amusing, eğlenceli. Challenging, zorlayıcı. Hele de bu sporlar gerçekten ekstrem sporlarsa oldukça challenging oluyor. Çünkü herkesin yapabileceği sporlar değil. Dangerous, tehlikeli. Evet, dangerous yani tehlikeli olan sporlardan olabildiğince uzak durmamız gerekiyor. Disappointing, hayal kırıklığına uğratan. Yani beklediğimizi karşılamayan demek disappointing. Entertaining, eğlenceli. Exciting, heyecan verici. Eye-catching, göz alıcı. Yani muhteşem, o kadar güzel ki gözlerimizi alamıyoruz. Fascinating, büyüleyici. Fearless, korkusuz. Frightening, korkutucu. Mysterious ise gizemli. Evet, bu sıfatlar nerede işimize yarayacak? Bir sporu, bir ekstrem sporu ya da normal yapılan takım sporu, bireysel sporlar. Bunları anlatmak için özellikle buradaki kelimelerimi kullanıyorum. Tekrarlayalım. Adventurous, macera dolu. Amazing, şaşırtıcı. Ambitious, hırslı. Amusing, eğlenceli. Challenging, zorlayıcı. Dangerous, tehlikeli. Disappointing, hayal kırıklığına uğratan. Entertaining, eğlenceli. Exciting, heyecan veren, heyecan verici. Eye-catching, eye zaten göz demek biliyoruz. Eye-catching, göz alıcı. Bizi hemen böyle bir çırpıda yakalayan. Fascinating, büyüleyici. Fearless, korkusuz. Kimler için kullanabilirim? Ekstrem sporları yapanlar için. Evet, genellikle fearless oluyorlar ki zor sporları yapıyorlar. Frightening, korkutucu. Mysterious ise gizemli. Bu kelimelerimi çok iyi çalışmam lazım. Çünkü bu üniteyle ilgili karşıma çıkan sorularda anlamlarını bilerek yapmam benim işime çok daha yarayacak. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum.